Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Teala'nın rahmeti, bereketi, iki cihan saadeti, korktuklarınızdan emin olarak yaşama muhabbeti ve Allah Teala'nın gönlünüze bahşedeceği ebedi huzur, sevdiklerinizle beraber bereket, bolluk ve Cenab-ı Hakk'a daima şükür. Hepsi üzerinize olsun. Göçmüşlerinizin dereceleri âli olsun. Etrafınızdaki, yanınızdaki sevdiklerinizin de inşallah sıhhat, afiyetleri ve imanları daim olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Farklı duygularla, muhabbetlerle buraya gelirken arkadaşlarımız bana bir hatırlatmada bulundu. Acayip bir sürpriz yaşadık. Nedir o biliyor musunuz? Tarihlere göre, yani siyer tarihine göre bugün işte 17 Ramazan Efendimiz'e ilk vahyin geldiği gün. İkra. Yani Hira'da o ilk vahyin geldiği günü siyer kitaplarında 17 Ramazan olarak da kaydetmişler. Yani Ramazan Kur'an ayı dediğimizde, Ramazan'da indi Kur'an denildiğinde bunun sebebi Kur'an-ı Kerim'in inişinin hakikaten de Ramazan'a tevafuk etmesi. Ve hatta gün olarak da tespit etmişler. Bugün, bugünün gecesi. Başka bir şey daha hatırlattı arkadaşlar. Bedir gazası. Bedir bizim için hani gökte ayın kıymetli kardeşlerim. Bugün bendeniz bildiğim gibi anlatacağım. Yani ne kadarını şey yapıyoruz, şunu anlarlar mı, bu böyle mi falan değil. Bugün böyle biraz daha farklı, biraz daha anlayacaksınız zaten. Devamı takip edenler bunu anlayacaklar. Bedir, yani Arapça'da ve Kur'an-ı Kerim'de de, lügatta da, şimdi ay denildiğinde hani nasıl bir ay deriz, bir de dolunay deriz. Ay dediğimizde bir gezegenden bahsederiz. Onun pasparlak olduğu zamanda onu ifade etmek için dolunay deriz. İşte hilali vesairesi falan, o ayrı, şimdi girmiyorum ona. Aynı buna benzer şekilde gezegen olarak ay kastedildiğinde adı kamerdir. Kamer. Ama dolunay, parlak ay demek istediğinizde onun adı Bedir'dir. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Aa tamam yahu diyeceksiniz. Hem bak Kur'an-ı Kerim'den bir kelime öğreneceksiniz. Hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir isim öğreneceksiniz. Bir ismi Efendimizin Bedrettüca. Yani nuruyla, parlaklığıyla her tarafı, zifiri karanlığı aydınlatan dolunay. Bedrettüca. Hem bunu öğreneceksiniz. Hem Ramazan'da bu günlerin tevafuk olduğunu, tesadüf diye bir şey yok. Allah Teala Resul-i Kibriya Efendimiz'e Mekke döneminde vahyi bugün indirmiş ve bugün de başlamış inmeye, o Kur'an-ı Kerim'in sadr-ı Muhammediye inişi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ne acayip ki Medine-i Münevvere'de oranın kendine ait bir devlet olduğu, efendim muhkem bir şekilde orada bulunduğunu cümle aleme ilanı da yine çok acayip bir şekilde 17 Ramazan'a denk gelmiş. Tevafuk etmiş. Bedir. Hem bunu öğrenmiş olacaksınız. Bir sürprizimiz daha var. Bakın. Tala'al badru aleyna min saniyatil vada'a vecebe şükuru aleyna ma da'a lillahi da'a. Tala'al badru aleyna. Tala'al badru, Bedir. Ay, dolunay geldi. Karanlıklar içerisindeydik. Dolunay bize geldi diye hicretle karşılanıyor. İşte Seniye Tepesi, şimdi pek böyle bilinmiyor. Kuba Mescidi'nin biraz karşı tarafında kalan mahalledeydi. Biz belgesel çekerken oraya da gitmiştik.
oradan böyle Medine'den, Mekke istikametinden Medine'ye gelenlerin en rahat görüldüğü tepe bakarlar, görürler ve Tala'al Bedru Aleyna'yı okumuşlar. Hatta bendeniz Medineli seyitlere ve o Ensar ailesinin torunlarıyla 1990 senesinde bir meclisteydik, sohbetteydik. Dedi ki, şimdi bu piyasada okunan Tala'al Bedru Aleyna, bu Ümmü Gülsüm'ün Mısır'da bir işte şey için, müzikal için bestelenmiş şeydir. Biz böyle okurduk dedi. Tala'al Bedru Aleyna min saniyatil vada vecebe şükru aleyna ma da'a lillahi da sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz böyle okurduk diye bize dedelerimizden bu besteyle gelmiştir diye de söyledi. Niye böyle girdik? Mağfiret günleri. Bu günlerin her birisi sadece Ramazan'a şahit olmamış. Ne anlatmıştık hatırlıyorsunuz değil mi? Şöyle 5-6 gün evvel. Ramazan da bir şeylere şahit olarak ayrılır. Ramazan şahit olduklarını da bize hatırlatır. Biz o yüzden dün Medine'yi işledik. Ve devamlı peygamberlerden örnek verdik. Ve devamlı olarak salihlerin yoluna hem Fatiha-i Şerife işaret ettiği için hem de bu farkındalık için devamlı bu sohbetleri yapmaya gayret ettik. Mesele Ramazan'da şu saatte zamanı doldurmak değil. Dop dolu olan zamanın farkına varmak. Şöyle bir toparlama yapalım. Hem de yeni televizyonlarını açmış olanlar, eğer şimdi açtıysanız çok güzel kurtuldunuz. Demin bet sesimizde bir şeyler okuduk çünkü. Allah sizi muhafaza eyledi. İşin latifesi bir yana. Bakın birkaç eksik kalan şeyi hemen tamamlayalım konularla. Dün ağzımızı kötülüğe alıştırmayalım. Bu ağızla Kur'an okuyoruz. Bu ağızla insanlara güzel konuşuyoruz. Bak Efendimiz daha evvel anlatmadığım bir şekilde anlatacağım yine. Müdavimler memnunlar hallerinden. Ya hakikaten daha önceki sene şöyle demiştin, ona şuna ilave etmiştin. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti dediğimizde, yani adeti, hareketleri dediğimizde birçok şey aklımıza gelir. Hatta en böyle bu topraklarda yaşadığı için, en böyle uzakta gibi, bunlara çok kendince mesafeli olduğunu zanneder. Laf aramızda o kendi kendine mesafe koyduğunu zannedenler var ya dine, aramızda kalsın. Aslında Allah onlara mesafe koyuyor. Onlar kendi koydukları zannediyorlar. Söylemeyin şimdi. Alınırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hareketlerinde mesela sağla yediğini, sağla içtiklerini, başka şeyleri, taharet vesaire gibi şeyler yaptığında diğer elini kullandıklarını biliyoruz. Bizde de mesela çok affedersiniz, yemek yerken sağımızı, taharette vesaire de solumuzu veya yerden bir necaset alacaksın. Bir sorumsuz, yani adı hayvan sevgisi zannedip, fakat bunun sorumluluğunu taşımayan, vitrin olsun diye bunu yapıp, etrafı kirletmesine müsaade edip, insanların başkalarının yürüyeceği yollara necaset bırakan evcil hayvanlar oluyor ya, sahipleri de takip etmiyor. Ne yapacaksın insanlık adına? Beddua etmeden, Allah cezasını versin, kahretsin bunları falan, sakın ağzını pisliğe alıştırmayacaksın. Pisliği alacaksın, kenara atacaksın. Ama solla. Sağla değil. Bakın mühim bir şey anlatıyorum. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz mescide girerken sağ ayaklarıyla giriyorlar. Ve bize de öyle tavsiye ediyorlar. Mescide girerken sağınızla girin. Çıkarken solla. İşte biz insan vücudunda şu kadar milyar şey varmış, nöronlar varmış, sinirler, impas bilmem ne. Seneler evvel bana hakikaten yani tıp doktoru olan kişi herhalde yalan söylemedi. Belki uzmanlar seyrediyorsa, nöroloji uzmanları falan söyleyebilir. İnsanın genel böyle %90'ında herhangi bir durumda, yani şöyle ayağı böyle durduğunda veya işte sağ ayak, sol ayak
birbirinden farklı bir pozisyonda durduğunda sistem durduğu an sağının olduğu yere doğru düşermiş. Sağ tarafına doğru düşermiş. Enteresan. Hani biz solağız, biz de mi öyleyiz? Onu bilmiyorum bak şimdi. Yalan konuşmayayım, bildiğimi söylüyorum. Ve hatta dedi ki bu çok acayip dedi. Bir insan dedi mescide girerken sağıyla adımını atsa, diğer ayağını atamadan emri hak vaki olsa mescide yığılır dedi. Arkaya düşmez dedi. Mescitten çıkarken sol ayakla çıkıyorsun, sağ ayak geride, emri hak vaki olsa yine mescide düşersin dedi. Arada fark var mıdır? Var tabii. Bunu ben söylemiyorum. Kitapta fark olduğunu söylüyor kabirde. Şunu bile buradan anlayabilirsiniz. Semtin ismini vermeyeceğim, bir mezarlık var. Göl ve deniz manzaralı olan kısmı var. Diğeri de boşluğa ve trafiğe, böyle yola bakıyor. Abi söylediler, göle ve denize bakan 4 katı daha pahalıymış mezar yeri. Sanki adam çıkacak dışarıya bakacak. Neyini zorluyorsun işte yani. Abi imanla göç daha iyi. İmanla göç daha iyi. İlle bir at, zincirli kuyu. İçimde de biraz meymenet yok ya, neyse. Yani güzel yer olsun, büyük yer olsun, mermeri büyük olsun. Altından nasıl kalkacaksın? Bir tane toprağı aşmak adamı sıkıştırıyor. İmanla göçtün, göçtün. İmansız göçmeyelim ya. İmansız göçmeyelim. Telaffuz bile etmeyelim. Bak ağzımızı kötüye alıştırmayalım.